2023. Bu yıl oldukça garip. Kimimiz için çok güzel, kimimiz içinse çok kötü. Ufak bir kesim için ise ideal bir yıl oldu. Ama tabii 20 Şubat Hatay depremi yüzünden hepimizin yüreğini burkan biri olduğu gerçeği de var. Bu yıla kanalımızın konsepti mobil oyun açısından bakacak olursak oyun açısından çok da verimli olmayan bir yıl oldu. Fakat bu yıl içerisinde çıkan oyunları özenle seçerek hazırlanmış bir Wattneller listesine de kimse kıt diyemez. İşte bu videoda da bu sağlam listeyi inceleyeceğiz. Tabii ki illa kaçırdığım oyunlar olmuştur. Onları da yorumlara yazarak güzel bir tartışma ortamı sağlayabilirsiniz. O zaman hadi listeye geçelim. Viking Rise. Bu oyun bir strateji oyunu. Oyunda siz bir Viking kabilesinin liderisiniz ve Midgard adlı yani İskandinav dünyasındaki dünya böyle değişik bir dünya. Bu dünyada kendi kabilenizi kurup geliştirip diğer kabilelerle savaşarak daha da güçlenmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda yapabileceğiniz onlarca şey var. Vahşi hayvanları avlama gibi, kabilenizi daha da fazla geliştirme gibi, bu dünyayı daha da fazla keşfetme gibi, deniz savaşları gibi, kara savaşları gibi onlarca farklı şey var. Ayrıca oyununuzu zenginleştirecek, diğer insanlarla birlikte ittifak olma gibi, onlarla savaşma gibi yapabileceğiniz çeşitli şeyler de var. Ve bu oyun bir Viking evreninde geçtiği için Viking mitolojisinden Ragnar gibi, yılan gözlü Sigurd gibi, Valkür gibi çeşitli figürleri de toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde de savaşlara katılarak onları da düzenli bir şekilde kullanarak kendi stratejinizi oluşturduğunuz ve bu şekilde savaştığınız bir oyun. Oyunun çok geniş bir dünyası var ve bu geniş dünyada yapabileceğiniz onlarca şey var. Bu sayede de uzun süre oynayabileceğiniz bir oyun. Oyun görsel yanına gelecek olursak oldukça gelişmiş bir görsel dinamiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda siz haritayı tepeden görüyorsunuz ve böyle evlerinizi falan filan görüyorsunuz. Ama bu değişik dünyayı da çok güzel grafiklerle görüyorsunuz. Bu sayede gözünüze de gayet hoş gelecek bir oyun. Ayrıca oyunun arka planında ufak bir hikayesi de var. Bu sayede oyuna daha rahat ısınabiliyorsunuz ve sürekli oynayış boyunca size eşlik eden epik müzikler de var ve bu müzikler de bir hayli güzel. Bu sayede de rahat bir şekilde eğlenerek oynuyorsunuz. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak oyunu orta sınıf ve üstü her telefonda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 1.2 GB'lık bir boyutu var. Ayrıca Türkçe dil seçeneğine de sahip. Wild Wind. Yani aslında bir rol yapma oyunu fakat hikaye arka planda, önlü olanta aksiyon. Hikayesi de zaten çok da iyi değil. Bildiğimiz klasik, siz bir tane yakınınızı kaybetmişsiniz, bunu gölgelerden kurtarmaya çalışıyorsunuz. Önemli olan ise bu gölgelerden nasıl kurtardınız. Oyunu iki boyutlu bir şekilde oynuyorsunuz ve sürekli zıplayarak ilerlediğiniz bir oyun ve siz sürekli ilerlerken önünüze farklı farklı düşmanlar çıkıyor. Bu düşmanların ise her biri farklı tarzlarda yeteneklere sahip. Siz de bunları öğreniyorsunuz ve ona göre farklı farklı saldırılar yapıyorsunuz ve oyunun yapısı gereği de bu saldırıları hızlı ve akıcı bir şekilde yaparak oyunu hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorsunuz. Oyunun çok basit kontrolleri var. Zıplıyorsunuz, saldırıyorsunuz, çift zıplıyorsunuz veya düşmanınıza bir şeyler fırlatıyorsunuz. Bu şekilde basit bir oynayışı var. Ayrıca ileriki levellerde karşınıza bosslar falan çıkarak oyunu zor ama eğlenceli bir hale getiriyor. Bu oyundaki asıl önemli şey ise grafikleri. Oyunun çok güzel bir grafik yapısı var. Oldukça basit tarzda fakat gerek gölgelendirmesiyle, gerek o detaylarıyla ve en iyisi de renklendirmesiyle gözünüze oldukça iyi gelen bir grafiği var. Ve arka plandaki sis efektleri, hava olayları gibi farklı olaylar da bu çarpıcı manzaralara renk katıyor. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak orta sınıf ve üstü her telefonda rahat bir şekilde oynanabilir ve 107 MB'lık bir boyutu var. Fakat Türkçe dil seçeneği yok ama tabii gerek de yok çünkü zaten hikayesi çok basit. Roto Force. Bu oyun piksel tarzında olan, yüksek tempolu aksiyonu ve zorlu bir oynayışı olan eğlenceli bir 2D oyun. Oyunun arka planında güzel bir hikayesi var. Bu hikayeye şimdi oyunu oynuyorsunuz. Oynayış da bir hayli değişik. Oyunda siz bir tane alanın içerisindeki küçük bir sümüklü olacaksınız. Bu alanda genelde kare, yuvarlak şekillerinde falan oluyor. Ve sol elinizle hem sağa sola giderek hem de zıplayarak yönünüzü değiştirebiliyorsunuz. Sağ elinizle ise ateş edebiliyorsunuz. Tabii bu ateş edeceğiniz silahları da etraftan buluyorsunuz. Bu silahların da her birinin farklı farklı özellikleri var. Bunları da öğrenip kullanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda bir sürü küçük boss ve bir sürü de büyük boss var. Bu bossların da farklı farklı özellikleri var. Bu sayede eğlencenizi sürekli en üst seviyelerde tutabiliyorsunuz. Fakat oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Sizin oynayacağınız oyun bir demo olacak ve yaklaşık yarım saat falan oynayacaksınız. Ondan sonra ise tam sürüme geçmeniz isteyecek. Bu tam sürümün ise ortalama 100 lira gibi fiyatı var. Bu tam sürüme geçtikten sonra ise ortalama 4-5 saat civarı oynayacaksınız. Veya tabii çok da iyi oynayamıyorsanız 10-15 saate kadar sürebilir. Yani oyunu deneyebilirsiniz ama alıp almamak size kalmış. Oyun grafiksel olarak ise acayip güzel. Basit bir tarzı var fakat ekranda çok da boş bırakılmamış. Her yerinde ufak ufak detaylarla süslenmiş bir oyun. Bu sayede de gözünüze çok kötü gelmeyen hatta güzel gelen piksel tarzında bir grafik şekli var. Oyunun sistem gereksinimine bakacak olursak neredeyse her telefonda rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun ve boyut olarak 143 MB'lik bir boyuta sahip bir oyun. Ayrıca oyunda Türkçe dil seçeneği de var. TMNT Shredder's Revenge. Bu oyun ninja kaplumbağaları yönettiğiniz bir aksiyon oyunu ve Netflix üyelerine özel bir oyun. Oyunun hikayesi şu şekilde. Siz ninja kaplumbağalar oluyorsunuz ve ezeli düşmanınız Shredder's'in dünyayı ele geçirme planları var. Onu durdurmaya çalışıyorsunuz. Böyle basit klasik bir hikayesi var fakat bol bol aksiyonlu bir oynayışı var. Oyunu 4 farklı kahramandan bir tanesini seçerek farklı farklı silahlarla oynayabiliyorsunuz ve çok hareketli ve eğlenceli bir oynayışla düşmanlarınızı dövüyorsunuz ve çok farklı yerlerde savaşabiliyorsunuz. Mesela sokaklarda, kanalizasyonda, uzayda, daha birçok yerde savaşıyorsunuz. Ayrıca oyunun sesleri
ve müzikleri de oldukça nostaljik ve coşkulu. Oyunun grafiklerine bakacak olursak ise eskiden arcade oyunlarını oynamışsanız sizi eskilere götürecek grafik tarzı var. Fakat bu arcade oyunlarının eski havası da yok, oyunun farklı ve geliştirilmiş bir grafiği var. Bu sayede oyun sizi hem nostaljiye götürüyor hem de sizin yeni bir oyun oynadığınızı hissettiriyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak maalesef ki bu oyunu sadece iyi sınıf telefonlarda oynayabiliyorsunuz. Boyut olarak ise 1.9 GB'lık bir boyutu var ve yine maalesef ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Souls. Bu oyun telefonu dikey bir şekilde oynayabildiğiniz oldukça basit ama oldukça da detaylı bir oyun. Oyunun arka planında güzel bir tane hikayesi var. Bir dünya tamamen karanlıkların tarafına geçmiş ve siz de bu dünyaya tekrar aydınlığa getirmeye çalışıyorsunuz. İlk başta sizin küçük bir tane karakteriniz var, bu karakteri kullanarak ilerliyorsunuz. Fakat ilerledikçe hem karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz hem de karşınıza farklı farklı karakterler çıkabiliyor. Bu karakterlerle farklı ekipler kurarak bir sürü farklı düşman karşısında savaşıyorsunuz. Bu savaşlarda hem sıra hem de karo tabanlı. Yani bir sizin karakteriniz vuruyor, bir onların karakteri vuruyor. Aynı zamanda da bir karo taban var. Yani sizin hangi karakterinizin hangi düşmanı vuracağı da oldukça önemli. Veya da düşmanınız alan saldırısı falan yapıyorsa karakterlerinizi ayırıyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz. Ayrıca bu savaşları yenebilmeniz için sürekli kendi karakterinizi güçlendirmeniz ve yeni karakterler bulmaya çalışmanız gerekiyor. Bu sayede de sürekli ilerleyen bir oyun. Fakat oyunun grafiklerine gelecek olursak oldukça göz alıcı ve oynayan herkesi etkileyecek bir grafik yapısına sahip. Aslında grafikleri basit bir tarzda fakat gerek renklendirmesiyle gerek ışıklandırmasıyla göze oldukça hoş geliyor. Zaten grafik motorlarının gelişmesiyle 2023'te çıkan oyunların çoğunun grafikleri de bu şekilde iyi. Bu oyun da onlardan nasibini almış yani. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak oyunu orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 625 MB'lik bir boyutu var ama maalesef ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Last Word Beyond the Page. Bu oyun aslında bir demo oyun gene. Oyunda 6 bölüm var. 2 bölümünü oynuyorsunuz. Ondan sonrası paralı ve 130 lira gibi bir fiyatı var. O yüzden aslında listeye koymayacaktım. Fakat 2023'ün en iyi oyunları diyorsak da listede olması gerekiyor. Oyun bir hikayeli oyun ve hikayesi de oldukça güzel. Hatta ünlü yazarlar falan yazmış hikayesini. Oynayışı da çok değişik. Aslında siz hikaye olarak bir tane kızın günlüğünü canlandırıyorsunuz. Günlüğünde farklı farklı olaylar var ve o olayların direkt içine giriyorsunuz ve bu olayları yaşıyorsunuz. Arka planda da kız sürekli bu olayları anlatıyor. Siz de bu şekilde ilerliyorsunuz ve karşınıza değişik değişik bulmacalar çıkıyor. Bu bulmacaları da karakterinizi oradan oraya atlatarak falan çözebiliyorsunuz veya bazı yerlerde kelimeleri kullanmanız gerekiyor. Mesela bir tane duvar var. Elinizde de birkaç tane kelime var. Mesela kırılmak. Kırılmağı alıyorsunuz, duvar üstüne koyuyorsunuz, duvar kırılıyor. Bu şekilde çok değişik bulmacaları çözebildiğiniz bir oyun. Ayrıca oyunun çok da güzel ve tatlı bir grafik yapısı var ve bu grafikleri sayesinde dünyaya harbiden girebiliyorsunuz. Oyunun sistem resimlerine bakacak olursak oyunu orta sınıf ve üst telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 1.2 GB'lık bir boyutu var. Fakat oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Gerek var mı derseniz işte şu şekilde. Aslında oyunun çok da zor bir İngilizcesi yok. Fakat sürekli arka planda bir hikayesi olduğu için de bazı kelimeleri bilmemek hikayeye tam girememenize neden olabiliyor. Hadi diğer oyunumuza. Stone Story RPG. Adı üstünde bu bir rol yapma oyunu. Oyunda online ve offline modlarda oynayabiliyorsunuz ve online modda kendi bölümlerinizi falan da tasarlayabiliyorsunuz. Oyunun grafiksel olarak çok değişik bir grafiği var. Bütün oyun klavyedeki tuşlardan oluşuyor. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz ne demek istediğimi anladınız. Bütün oyun bu şekilde oluşuyor ve siz bu karanlık ve garip dünyayı karakterinizi kullanarak geliştirmeye ve değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca bu oyun bir RPG oyunu olduğu için karakterinizin kullanabileceği çok farklı silahlar var ve bu silahları da siz değiştirebiliyorsunuz veya da geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca çok sade bir dövüş sistemi var. Bu sistem sayesinde de düşmanları da dövüşerek, farklı eşyalar toplayarak daha da güçlenip daha da ilerlere gidip hikayenin derinliğine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve bu oyunda oynayabileceğiniz bir tane ana görev ve bir sürü de yan görev var. Bu sayede istediğiniz yolu seçebiliyorsunuz. Ayrıca ana görevden anlayabileceğiniz gibi arka planda da güzel bir hikayesi var. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak oyun garip şekilde her telefonda oynanmıyor. Fakat orta sınıf ve üst telefonlarda genellikle rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 214 MB'lik bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Bikarbonize. Bu oyun bir strateji oyunu. Oyunun hikayesi şu şekilde. Dünya karbon salınımı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve siz de arılarla işbirliği yaparak dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun aslında bir kart oyunu. Bu kartlarda yapabileceğiniz onlarca şey var ve genel olarak ekosistemi kontrol etmeye amaçlayan kartlar var ve her kartın da artı ve eksi özellikleri var. Siz de bu kartları yöneterek dünyayı korumaya çalışıyorsunuz. Ama öyle her şey de çok rahat olmuyor. Karşınızda bazı çeşitli düşmanlar oluyor ve doğanın kendisi oluyor ve bu engellere karşı sürekli stratejinizi yenileyip güncellemeniz gerekiyor. Bu sayede de oldukça gergin, zorlu ama eğlenceli bir oyun oynuyorsunuz. Oyunun grafikleri basit ama güzel bir tarzda. Zaten bir kart oyunu, çok fazla grafiğe de gerek yok. Ve hikayesel olarak ve oynayış olarak ise hem eğitici ve öğretici hem de eğlenceli bir tarzda. Ve oyunun oynayışını istediğiniz gibi şekillendirebildiğiniz için şu an tam anlatamıyorum ama oynayarak öğrenebileceğiniz bir oyun. Oyun sistem gereksinimleri bakımından neredeyse her telefonda rahat bir şekilde oynanabilir. Boyut olarak 123 MB'lik bir boyutu var ama maalesef ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor.
Farlight 84. Bu oyun 2084 yılında fütüristik bir dünyada geçen 60 kişiyle oynadığınız bir Battle Royale oyunu. Fakat diğer Battle Royale oyunlarına benzemeyen farklı özellikleri var. Bu özelliklerden bir tanesi ise bu oyun daha fazla aksiyona yönelen bir oyun. Yani sürekli eğlencenin dibine vurduğu, çok çatışmalı, kaçışmalı, oradan oraya fırlamalı, parkur yaptığınız değişik bir oyun. Ve oyunda kahramanların farklı farklı yetenekleri var. Aslında bu yetenekler 4 tane ana role ayrılıyor. Taarruzcu, savunmacı, izci ve destek. Yani takımınızdaki her kişi bir tane rol alabiliyor. Ve bu rollerin de çok farklı alt rolleri var. Mesela gizlilik yapabilirsiniz, çatışmaya odaklı roller var, kontrol rolleri var, iyileşme rolleri var, keşif rolleri var, dokunulmazlık rolleri var, hızlı hareketler edebileceğiniz roller var, hava yardımı desteği yapabileceğiniz roller var veya da tuzak kurma rolleri falan var. Bunun gibi onlarca rol var. Bu sayede bu oyun size çok farklı bir oyun sunuyor. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak, o bildiğimiz Battle Royale oyunları mesela PUBG gibi veya Call of Duty gibi oyunların altında kalmayacak, hatta üstüne çıkacak grafikleri var oyunun. Ayrıca bu harita hem böyle parkurlarla dolu hem de dediğimiz gibi grafik yönünden oldukça detaylandırılmış. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak, bu oyun oynamanız için iyi sınıf bir tane telefon gerekiyor. Boyut olarak ise 2.3 GB'lık bir boyut istiyor ve oyunda Türkçe dil seçeneği de var. Shades Shadowfight Roguelike. Shadowfight oyunu bilirsiniz. Ta böyle Facebook zamanlarında falan oynuyorduk. Sonra telefona geldi, orada da biraz oynadık. Çok eski kökleri olan ama çok da sağlam olan bir dövüş oyunu. Bu oyun da Shadowfight evreninde geçen 2v1 dövüş oyunu. Aslında bu oyunun yapısal olarak Shadowfight'in ikisinin neredeyse aynısı diyebiliriz. Fakat oyunda bazı yeni özellikler falan da getirmişler ve hikayesi birazcık daha değişik. Hatta kendi dediklerine göre oyunun hikayesinin devamıymış. Ve aslında bu oyunun çok da daha gelişmesini yapmışlardı. Mesela Shadowfight 3 gibi. Orada grafiksel olarak çok daha gelişmişti. Fakat bu oyunda birazcık daha nostaljiyi amaçlamışlar. Ve Shadowfight 2 oynamayı seven insanları birazcık daha yeni bir oyunla tanıştırmaya başlamışlar. Aslında oldukça da güzel bir oyun olmuş. Oyunu zaten görsel olarak biliyorsunuzdur. Klasik arka planın renkli fakat önde 2 tane gölgeyi yönettiğiniz çok güzel dövüş fizikleri olan bir dövüş oyunu. Bu dövüş fizikleri sayesinde de karakterinizi güzel bir şekilde yönettiğiniz, elinde çok farklı kılıçlar veya da silahlar olan, bu silahları da geliştirebildiğiniz ve oynadıkça yeni yeni kombolar öğrendiğiniz bir oyun. Oyunun sistem gelişmesine bakacak olursak, oyun orta sınıf ve üst telefonlarda oynanabiliyor. Fakat orta sınıftaki telefonlarda birazcık daha kasarak falan oynuyorsunuz. Çünkü daha optimizasyonu çok yeni bir oyun. Fakat ileriki zamanlarda bu düzelecektir. Boyut olarak 370 MB'lik bir boyutu var ve oyunda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Ve arkadaşlar, videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu listemizde 2023 yılında çıkan ve en iyi diyebileceğimiz 10 tane oyunu inceledik. Ama tabii sizin de bildiğiniz böyle farklı oyunlar olabilir. Bunları da yoruma yazabilirsiniz. Bu sayede tartışırız, bakarız iyi mi kötü mü ve bu sayede de farklı şeyler öğreniriz. Ama dediğim gibi artık videonun sonuna yavaştan geldik. O yüzden ben buralarda yavaştan kaçıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.